Felsefe Atölyesi'nden herkese merhabalar. Felsefe kampımızın ikinci ünitesi olan Felsefeyi Düşünmenin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Değerli arkadaşlarım hemen derse başlamadan önce küçük bir ricam var. Biliyorsunuz yapmanız gerekenleri beğeniyoruz, paylaşıyoruz, yorum yapıyoruz. Felsefe Atölyesi'ni zirvelere çıkarıyoruz. Hadi başlayalım. Gelsin bakalım hangi konuları göreceğimizin içindekiler kısmı. İlk olarak tutarlık ve tutarsızlığı göreceğiz. Daha sonra gerçeklik ve doğruluk ilişkisine değineceğiz ki burası çok önemli. Devam edelim. Temellendirmeyi göreceğiz. Düşünme ve akıl yürütmede dilin önemine bakacağız. Son olarak felsefi soru oluşturma nasıl olurmuş? Ona bakacağız. Çok önemli çünkü 2022 TET sorusu buradan geldi arkadaşım. Gelsin. Tutarlık ve tutarsızlık ilişkisi. Tutarlık. Bir akıl yürütmede yargıların birbiriyle uyumlu olması, birbiriyle çelişmemesi olaydır. Tutarsızlık nedir? Bir akıl yürütmede yargıların birbiriyle çelişmesi, birbirinin yanlışlaması, birbirine zıt olması olaydır. Hemen örnek düzeninde açıklayalım. Yardımsever olduğunu söyleyen bir kişinin yardıma muhtaç birini gördüğünde yardım etmesi tutarlı bir eylemdir. Söylemiyle eylemi birbirini tutmuş mu? Tutmuş. O halde tutarlıktır. Eğer deseydi ki ben yardım severim ama yardıma muhtaç birini gördüğünde yardım etmeseydi bana ne deseydi yaptığıyla ettiği bir olmadığına göre çelişki olurdu tutarsızlık olurdu. Ya da başka bir örnek verelim. Kişi der ki çalmamak gerekir, hırsızlık yapmamak gerekir ama kendisi gerektiğinde hırsızlık yapar dediyse bir yerde söylediğiyle daha sonra ifade ettiği birbirini destekliyor mu? Hayır. Bir bile uyumlu mu? Hayır. O halde bu tutarsızlığın kendisidir. Çelişki varsa tutarsızlık. Çelişki yoksa uyum varsa tutarlığa gidiyorsun arkadaşım. Tutarlığın en güzel örneklerinden biri Platon'dadır. Biliyorsun ki Platon'un idalar kuramı var ve Platon her yerde bunu savunuyor. Gidiyorsun ahlak görüşüne diyorsun ki iyi nerededir? İdalar dünyasındadır. Bilgiye gidiyorsun gerçek bilgi nerededir? İdalar dünyasındadır. Sanata gidiyorsun gerçek güzellik nerededir hocam? İdalar dünyasındadır. Siyaset görüşüne gidiyorsun ideal devlet kurmuş adam. Yani her yerde kendi görüşünü savunuyor hocam. Gelelim tutarsızlık örneklerine. Çelişki, safsata, paradoks ve çatışkıyı göreceğiz. Çelişki nedir? Birbirinin yanlışlayan önermelerin bir arada bulunmasıdır. Örnek verelim. Tanrı'ya inanıyorum ama ben cennete gideceğim. Ulan mübarek, hem inanmıyorsun hem diyorsun cennetine gideceğim. Seni Allah niye cennetine alsın ki? Bir çelişki var. Neyse, safsataya bakalım. Kendisini kanıt gibi sunan ancak dikkatli bakıldığında, dikkatli bir gözlem yapıldığında söz oyunu olduğu anlaşılan ifadelerdir. Örnek verelim. Bütün yeşil gözlüler inektir. Ben yeşil gözlüyüm. Ben de mi iğneyim? Estağfurullah yani. Gördüğünüz bir söz oyunu güzel güzel geliyor. Sonunda bambaşka bir yere gidiyor. Birazdan safsatanın diğer örneklerine bakacağız. Paradoksa gelelim. Öncülleri doğru kabul edildiğinde yanlış. Yanlış kabul edildiğinde doğru sonuç veren akıl yürütmelerdir. Örnekte görelim. Kendini tıraş edemeyenlerin tıraş eden bir berber kendini tıraş edebilir mi? Yani Diyor ki alaka maydanoz. Neyse çatışkıya bakalım. Çözülebilir olarak görülmeyen çelişkilerdir. Her iki tez de çelişmektedir. İkisi de kendi içinde kanıtları var ama problem tam olarak çözülememiştir. Mesela evren sınırlıdır ya da evren sınırsızdır. Evrenin sınırlı ya da sınırsız olduğu kesinlik olarak kanıtlanmış mı? Yok. İşte kastığımız budur arkadaşım. Diyelim ve safsataya biraz daha yakından bakalım. Safsatalar ilk anda geçerli ve ikna edici gözüken ancak yakından bakıldığında kendilerini ele veren sahte argümanlardır. Safsata İnsanın muhakeme yetisinin yanlış kullanılmasından, ön yargılardan, batılı inançlardan ve duygusallığından kaynaklanan durumlardır. Safsata saçmalığın kendisidir hocam. Örneğe bakın. Kanuna karşı gelenler cezalandırılır. Cüneyt yer çekim kanununa karşı gelmiş. O halde Cüneyt de cezalandırmalıdır. Alakaya bak yani. Başka bir örnek vereyim. Mesela bütün ya da şöyle diyelim. En değerli olanlar en az bulunanlardır. Kör eşek en az bulundandır o halde en değerlidir. Bakın kör şeyi değerli hale getirdik. Saf satala neymiş? Saçmalıkların kendisiymiş. Devam edelim. Gerçeklik ve doğruluk ilişkisine bakalım. Önemli bir konu çünkü ÖSYM'nin sevdiği bir konu. Gerçeklik nedir hocam? Kelime anlamı olarak gerçeklik var olan her şeydir. Somut ve soyut olarak var olan her şey hocam gerçekliktir. Varlıkla ilgili olan her şey gerçekliktir. Ve ikiye ayırdık. Somut gerçeklik varlığın insan zihninden bağımsız olarak var olma durumudur. Soyut gerçeklik ise varlığın insan zihnine bağımlı olma durumudur. Mesela ee, dağın kendisi Gölün kendisi, ovanın kendisi, masanın kendisi benim zihnimin ürünü müdür? Hayır. Benim dışında var mı? Var. Yer kaplıyor mu? Kaplıyor. O halde bu somut gerçekliktir. Peki kaftağı, deniz kızı, ondan sonra e, anka kuşu, bunlar benim zihnimin ürünü müdür? Superman. Var mı hiç hayatta gördünüz mü? Hayır. Bunlar zihnimizin ürünüdür. Dolayısıyla bunlar da soyut varlıklardır. O halde gerçeklik nedir? Somut ve soyut olarak var olan tüm varlıkları kapsar. Doğruluk nedir? Gerçeklikle ilgili ileri sürdüğümüz yargılardır ve iki tür doğruluktan bahsederiz. Olgusal doğruluk ve formal doğruluk. Olgusal doğrular deney ve gözleme tabi tutulan e, olgulardır. Yani dış dünyada görebilirsin, gözlemleyebilirsin. Mesela güneş her gün doğudan doğar ve batar. Bunu deney ve gözlemle ispatlayabilir misin? Evet. O halde olgusal bir doğruluktur. Peki formal nedir? Daha çok mantıksal bir doğruluktur. Mesela bütün bekarlar evli değildir. Ulan bekar olmak zaten evli olmam anlamına geliyor. Yani onu deney ve gözleme tabi tutmana gerek yok. Bir takım örnekler görelim. Mesela güneş, ay ve üçgen nedir hocam? Gerçekliktir. Varlıkları ikisinin mesela güneş ve ayın benim dışımda mı? Benim zihnimden bağımsız olarak varlar mı? Var. Ben düşündüğüm için mi var? Hayır hocam. Onlar benim zihnimin dışında oldukları için somut gerçekliktir. Üçgen nedir? Soyut gerçeklidir. Dış, dış dünyada üçgen yoktur. Üçgen bizim zihnimizin üründür. Bütün matematiksel kavramlar zihinseldir. Unutma. Şimdi bununla ilgili ne yapacağız? Bir takım yargılar, bir takım düşünceler söyleyeceğiz. İşte o zaman doğruluk olacak. Bak şimdi. Güneş ısı ve ışık kaynağıdır. Güneşle ilgili bir ifade yaptık mı? Yaptık. O halde bu ne oldu? Doğruluk oldu. Gel başka bir örnek görelim. Keçi nedir? Gerçekliktir. Çünkü benim dışımda var olan bir varlıktır. Peki bununla ilgili bir yargı ifade ediyoruz. Bu bir yaban keçisidir. O zaman doğruluk oluyor. Bak sakın ha doğruluğu doğru olarak alma. Doğruluk e, gerçeklikle ilgili ifade edilen şeyin gerçeklikle uyuşması durumudur. Yani şöyle özetlersek gerçeklik ve doğruluk birbirinden farklı alanlara ilişkindir. Gerçeklik varlıkla ilgilidir. Doğruluk ise bilgiyle ilgilidir. Gerçeklik varlığın var oluşuna ilişkindir. Doğruluk ise İfadenin gerçekliğe uygun olup olmaması ile ilgilidir. Hemen TET 2021'e bakalım. Hocamız niye bu kadar çok çırpınıyor? Niye bu kadar çok örnek verdi? Anlamış olun. Bu parçada sözü edilen felsefi problem aşağıdakilerden hangisi ilgilidir? Cevap doğruluk ve gerçeklik ayrımıyla ilgili olacaktı. Bitti mi? Bitmedi. Mösyö 2020'de yine gerçeklikle doğruluk ilişkisi soruldu ama bambaşka bir şekilde soruldu. Bak dedi ki buna göre aşağıdakilerden hangisi içinde hem nesnel hem de öznel yargı barındırır. Nesnel olan gerçeklik olacaktı. Öznel olan doğrulukla ilgili olacaktı. Devam edelim şimdi. Temellendirmeye geldik. İnşallah doğruluk ve gerçekliği en güzel şekilde anladık. Temellendirme nedir? İleri sürülen yargının gerekçeleriyle açıklanıp örneklerle desteklenmesi olaydır. Felsefede temellendirme denince öyle rastgele aklına gelen şey söylenmez. İleri sürdüğünüz bir fikrin nedenini, niçinini, kanıtını, desteğini, örneğini öne sürmeniz lazım ki karşıdaki kişiyi ikna edebilirsiniz. Felsefede en önemli olan şey temellendirmedir ve tutarlıktır arkadaşım. Ve nedensellik kavramına bakalım. Nedensellik her olayın bir nedeni vardır ve bu neden bir önceki olayın sonucudur ve o sonuç da başka bir olayın nedeni olacaktır. Yani doğada her yerde bir nedensellik vardır. Nedenselliğe aynı zamanda determinizm diyoruz. Yani her olayın bir nedeni vardır. O nedenden sonra bir sonuç gelir. O sonuç da başka bir olayın nedenidir. Ve şunu da söylüyorlar. Aynı şartlarda aynı neden her zaman aynı sonucu verir değerli arkadaşım. Şimdi geldik Felsefede düşünme ve dil ilişkisine. Dil en önemli iletişim aracımızdır. İnsanlar duygularını, düşüncelerini, hislerini dil aracıyla karşı tarafa aktarırlar. Felsefede kendini dolayısıyla dil aracıyla ifade edecektir. Ve bir filozof ne kadar çok dile hakimse o kadar iyi bir şekilde kendi argümanlarını oluşturacak, kendini ifade edecektir. Dille düşünme ayrılmaz bir bütündür. Buna ilgili çok güzel sözler vardır. Vigeç'ten der ki dünyamın sınırı dilimin sınırıdır. Şapir der ki diller düşüncemizi kuşatan elbiseler gibidir. Hatta bununla ilgili çok güzel bir örnek var. Diyor ki dil bir tabaka kağıda benzetilebilir. Ön yüzüyle arka yüzü vardır bunun. Ön yüzü düşünce ise arka yüzü dildir ya da sözcüklerdir. Kestiğinizde hem dili hem düşünceyi kesersiniz. Hem sözcükleri hem düşünceyi kesersiniz. Dolayısıyla onlar ayrılmaz bütünlerdir. Ve dil dediğimizde değerli arkadaşım düşüncenin yani felsefenin aracı ve taşıyıcısı olduklarını ifade etmek zorundayız. Dil düşüncenin sözcüklere dökülmüş biçimidir. Bu dolaysız bir ilişkidir. Düşünce ve kavramlar zaten sözcüklerin ötesinde bir yerde değillerdir. Onun kendisidirler. Sözcük dağarcığımız düşünmeyi, düşünme süreci de sözcük dağarcığımızı çoğaltır. Bir dilin kavramı ne kadar zenginse, o dilin felsefesi de o kadar zengin olur ki dil felsefesi diye bir alan var hocam. Düşünce aynı zamanda soyut bir kavramdır. Dil onu ne yapar? Somutlaştırır hocam. O yüzden diyoruz Dil düşüncenin kalıbıdır. Dille kavram ilişkisine de son olarak bakalım. Dilin temeli kavramlardır. Kavram nedir? Nesnelerin zihindeki tasarımlarıdır. Yan taraftaki örneğe bakalım. Nesneyi gördük. Peki hemen aklımıza bir tasarım geliyor. Nedir? Elma. Sadece elma mı? Değil hocam. Sarı kavramı da geliyor. Sarı elma diyoruz. Onu şimdi ifade ediyoruz. İfade ettiğimizde bu terim oluyor. Yani nesnenin zihindeki tasarımına kavram ifade edilmesine terim diyoruz. Son olarak da dilin doğru kullanımının önemine bir değinelim ve artık dil ve felsefe ilişkisini bitirmiş olalım. Dil en temel iletişim aracımızdır. İletişimin istenen seviyede olabilmesi için dili doğru kullanmak, kavramları doğru kullanmak ve ifade ederken doğru bir şekilde ifade etmemiz gerekir. Yoksa doğru bir iletişim, sağlıklı bir iletişim kuramayız. Yanlış anlaşılmalara neden olur. O yüzden sözcüklerin, kavramların anlamını bilmeli, yerli yerinde kullanmalıyız. Şimdi gelelim felsefi soru nedir? Felsefi soru nasıl oluşturur konusuna gelelim ve bir uzmana başvuralım. Bakalım amcamız ne diyormuş? Sen neredesin? Sen nerededir? Sen bu milleti görme. Evet gayet güzel sorular sordu aslında. Bu sorular felsefi sorular mıdır? Değildir hocam. Çünkü günlük yaşam temelli sorular felsefi soru olamazlar. Geçmişte meydana gelen olay ve durumlar hakkındaki sorular felsefi soru olamazlar. Matematik ve mantığın konusuna giren kavramlar veya sorular felsefi soru olamazlar. Bilimin cevaplayabildiği sorular felsefi sorular olamazlar. O halde felsefi soruların özelliklerine bakalım. 1. Sorular varlığın özüne yönelik olmalıdır. 2. Merak, arayış ve hayrete dayalı, sorulardır felsefi sorular. Devam ediyorum. Akıl ve mantık ilkelerine dayanırlar. Kendi başına anlamlıdırlar. Özneldirler ve cevapları kesin değildir. Belli bir kişiye, zamana, mekana bağlı olan sorular değildir. Nedir ve niçin sorusunu sorarlar. Her çağda sorulan evrensel sorulardır. Eleştirel ve sorgulayıcı sorulardır. Şimdi bu soruların örneklerine bakalım. Mesela İyi ve kötü nedir? Yaşamın anlamı nedir? Tanrının varlığını bilebilir miyiz? İnsan niçin yaşıyor? En iyi yönetim biçimi nedir? Evrensel bir ahlak yasası var mıdır? Yaşadığımız evren gerçek midir gibi sorular felsefi sorulardır. Peki gelin bununla ilgili bir uygulama yapalım. Mesela aç kalınca yemek yer misin? Yerim hocam desen bir cevap mıdır? Cevaptır. Peki felsefi soru mudur bu? Yok hocam yemek yer misin? Yerim ya da yemem. Günlük hayattaki bir sorudur. Felsefi soru olamaz. Peki özgürlük nedir? Felsefe sorusudur. Aynadaki görüntümüz nasıl oluşur? Git fizik öğretmenine söyle sen anlasın. Bilimsel bir cevabı varsa bu felsefi soru olamaz. Peki ben kimim sorusu? Felsefi soru mudur? Evet. Hayatın anlamı ve amacı nedir? Felsefi bir soru mudur? Muhteşem bir felsefe sorusudur. Hışkırık nedir? Git bir tıp doktoruna sor. Alanda uzman kişi sana anlatsın. Felsefi soru mu? Değil hocam. Varlık var mıdır? Felsefi sorudur. Niye üzerine durduk? Çünkü TET 2022'de bu soru geldi. Dedi ki buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefe sorusu değildir. O yüzden dikkatli olalım. Bu konuya tekrar eğilelim diyorum. Ve 3. ünitede görüşelim. Hoşçakalın.